Türkiye'deki düşünce ve ifade özgürlüğü alanında yaşanan ihlaller hakkında uluslararası alanda peş peşe raporlar yayınlanıyor. Dünyada ses getiren Birleşmiş Milletler İnsan Hakları raporundan sonra bir raporda Uluslararası Yazarlar Birliği PEN tarafından yayınlandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yaman Akdeniz ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Kerem Altıparmak, Uluslararası Yazarlar Birliği PEN'in İngiltere birimi English PEN için Türkiye'de can çekişen ifade özgürlüğü. O halde yazarlar, yayıncılar ve akademisyenlerle ilgili hak ihlalleri başlıklı bir rapor hazırladı. 15 Temmuz sonrası Türkiye'de ifade özgürlüğü alanında yaşanan hak ihlalleri konusunda genel bir değerlendirme sunan 78 sayfalık rapor, olağanüstü hal döneminde yayınlanan kanun hükmünde kararnamelerle alınan kararların hükümetin susturma politikasının yeni araçları olduğunu savunuyor. Rapora göre susturma politikasının bir parçası olarak Türkiye'deki ifade özgürlüğü krizi, yargı kriziyle iç içe girmiş durumda. Raporda son 20 yıldır Türk kanunları açısından sorun arz eden başlıca meselenin başta gazeteciler olmak üzere yazar ve aydınların şiddet ve teröre katkı sundukları iddiasıyla cezai kovuşturmaya uğratılarak hapsedilmesi olduğu belirtildi. Raporda darbe girişimi öncesinde de vahim olan ifade özgürlüğü tablosunun o halin ilan edilmesinden sonra özellikle basın özgürlüğünün tamamen kalktığı bir duruma dönüştüğü belirtilerek OHAL döneminde toplam 200 medya ve yayın organı kapatılmıştır denildi.